Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminin en önemli isimlerinden biri olan Sokulu Mehmet Paşa'nın Edirne Sarayı'ndan İstanbul'a sadrazamlık makamı uzanan, hikayesi kadar adını taşıyan camide merak uyandırıyor. İşte gelin beraber Sokulu Mehmet Paşa Camii'ni gezelim arkadaşlar. Sokulu Mehmet Paşa, Kanuni Sultan Süleyman zamanında Osmanlı Devlet Donanması'nın Kaptanı Deryası ve 2. Selim, 3. Murat dönemleriyle birlikte Osmanlı Devleti'nin uzun süreler başarılı bir şekilde sadrazamlığını yapan kıymetli bir devlet adamıdır. Osmanlı Devleti'ne çok önemli hizmetlerde bulunan Sokulu Mehmet Paşa'nın adını taşıyan bu tarihi yapı bu sebeple ayrı bir değer taşımaktadır. Selam arkadaşlar, bugünkü gezi rotamız, bugünkü videomuz Sokulu Mehmet Paşa Camii, Sultanahmet Meydanı'na yakın bulunan bu güzel cami, Mimar Sinan'ın eseri arkadaşlar. Her yıl çok sayıda insanın ziyaret ettiği, ibadetini huzur içinde yerine getirdiği ve dualar ettiği cami, tarihi, mimari özellikleriyle de büyük bir beğeni kazanıyor. Eminönü Kadırga semtinde yer alan külliye, Mimar Sinan'ın eseri olup cami, medrese, tekke, dükkanlar ve çeşmelerden meydana gelir. Özellikle mezar taşlarının sanatı çok iyiymiş bu camideki. Caminin haziresinde sanat ve tarih açısından kıymetli mezar taşları vardır. Burada Sokulu Mehmet Paşa'nın İki torunu da meftundur. Sokulu Mehmet Paşa Camii, 2. Selim'in kızı ve Sadrazam Şehit Mehmet Paşa'nın eşi olan Esmahan Sultan tarafından 1571 yılında eşi adına yaptırılmıştır. Sokulu Mehmet Paşa, Sultanahmet Meydanı'ndan Kadırga'ya doğru inen yol üzerinde eğimli bir mevkide Bizans döneminin Aya Anastasia Kilisesi'nin yer aldığı alanda inşa edilmiştir. Caminin içinde bulunduğu külliye ise 1572 yılında yaptırılmıştır. Caminin dış avlusu bulunmamaktadır. İç avlusuna ise kuzey kapısından merdivenlerle girilmektedir. İç avlunun üç tarafı revaklar ile kuşatılmıştır. Bu revakların gerisinde üzeri kubbeli 16 tane medrese odası bulunur. Kemerler revakları kubbeye bağlamakta ve bununla beraber etkileyici bir mimari tarzını sembolize etmektedir. Caminin avlusunun orta bölümünde ise sütun ile mermer şebekeleri, sanatsal bir biçimde işlenen kubbeli ve orantılı bir şadırvan vardır. Sokulu Mehmet Paşa Camii ve Külliyesi'nin mimarı, birçok önemli yapıtta imzası bulunan, dünya çapında tanınan usta mimar, Mimar Sinan'dır. Bu değerli yapı Mimar Sinan'ın yer olarak ara sokaklarda kalsa da ustalık dönemi eserleri arasında yer alır. Caminin mimarı tarafından 6 payeli klasik dönem plan şeması tatbik edildiği görülmektedir. Hoş mermer sütunlar, sivri kemerler ve üstleri kubbeli özel bölümler dikkat çeken mimari eserlerdir. Sultanahmet Camii ile Küçük Ayasofya Camii arasındaki Kadırga yokuşunda 2 metrelik duvarla çevrili bir alanda yapılmıştır. Eğimli bir arazide, tek minareli, tek kubbelidir. Sokulu Mehmet Paşa'nın İstanbul'da iki yerde kendi adını taşıyan camilerden biridir. Öteki cami ise Azapkapı'daki Sokulu Mehmet Paşa Camii'dir. Caminin ana mekanın üstü merkezi bir kubbeyle örtülmüştür. Bu güzel kubbe, mihrap ve portal tarafında ikişer, yan kenarların orta kesiminde birer tane olmak üzere toplam 6 ayağa dayanmaktadır. Caminin mihrap ve minberi taş işçiliğinin en güzel örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Mihrap çevresinde insan boyundan büyük iki mum ve mihrap üzerinde hat sanatlı Çin'i süsleme boydan boya kaplıdır.
Caminin ses ve aydınlatma sistemi her Sinan Camii'ndeki gibi mükemmeldir. Giriş sahanı sağ ve soldan ikinci kata çıkar. Bu caminin mihrap, minber, kubbe bölümlerinde Hacer-i Resvet parçaları gömülüdür. İşte Mimar Sinan'ın ustalık eserlerinden biri olan Sokulu Mehmet Paşa Camii'nde İslam dininde kutsal sayılan cennetten geldiği ifade edilen ve ana parçası Kabe'de yer alan Hacer-i Resved'in dört parçası 5 asırdır yer alıyor. Mimar Sinan siyah ve parlak olan parçalardan 4'ünü İstanbul Kadırga'da 1571 yılında Sadrazam Sokulu Mehmet Paşa adına eşi tarafından yaptırılan Sokulu Mehmet Paşa Camii'ne yerleştirmiş. Altın çerçeveyle kaplı parçalar caminin giriş kapısı üzerindeki mermer taşların ortasında, mihrabın üst kısmında, minbere giriş kapısının üzerinde ve minber kubbesinin altında bulunuyor. Hacer-i Resved'in Türkiye'deki en büyük parçası ise Süleymaniye Külliyesi içindeki Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'nin giriş kapısının üzerindeki saçağın altında yer alıyor. 5 asırdır Sokulu Mehmet Paşa Camii'nde muhafaza edilen cennetten parçaları Ramazan ayında da görmek mümkün. Sokulu Mehmet Paşa Camii çevresinde biraz dolaştıktan sonra videomuzun da sonuna geliyoruz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma destek olmak adına abone olursanız, beğenip hatta yorum yaparsanız çok memnun olurum. Hacer-i Resved'in parçalarını görmeye gelenlerin, özellikle Ramazan'da ve hafta sonları yoğunluk oluşturduğu Sokulu Mehmet Paşa Camisi, Müslüman alemi için paha biçilmez değerlerle ziyaretçilerini bekliyor.